kritik Moskova ziyaretiyle başlayalım. Başbakan bugün Rusya lideri Vladimir Putin'le Suriye'yi ve jet krizini konuştu. Rusya'nın elinde düşürülen jetle ilgili belge var ama Putin başbakana o belgeyi vermedi. Suriye konusunda bir yakınlaşma da olmadı. İki lider kapalı kapılar ardındaki görüşme sonrası kameraların karşısına çıktıklarında yüzleri asık. Suriye'nin bölünmesine kesinlikle karşıyız. Bizim isteğimiz Türkiye olarak katliamlar dursun. Barış Suriye'ye egemen olsun. Halkın iradesiyle Suriye huzur bulsun. Başbakan Erdoğan'ın mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e. Beşar Esad'dan sonrasının kararını Suriye'nin dışında başka ülkeler vermesin. Suriye halkı versin. Ve bu noktada tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne özellikle de daimi üyelere çok önemli görev düşüyor. Erdoğan ve Putin geçen ay Meksika'da buluşmuştu. Bir ayda çok kritik gelişmeler oldu. Suriye Türk jetini düşürdü. Komşudaki isyan iyice alevlendi. Erdoğan ve Putin bir ay içinde iki kez telefonla görüştü. İkinci görüşmede Rus lider başbakanı Moskova'ya davet etti. Erdoğan iki bakanını MİT müsteşarını yanına alıp Rusya'ya gitti. Rusya lideri Erdoğan'ı sarayında misafir etti. Erdoğan ve kurmayları 2,5 saatten uzun kaldı Kremlin'de. Sonra iki lider birlikte kameraların karşısına geçti. İkisinin de yüzü asıktı. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve jet kriziydi. Ama ne Erdoğan ne Putin Suriye'den bahsetti. Habercilerin sorusu üzerine konu açıldı. Erdoğan Cenevre'de Rusya'nın da katıldığı Suriye toplantısına gönderme yaptı. Cenevre'de yapılmış toplantı aslında önemli bir yol haritası. Bu yol haritası istikametinde atılacak bir adımla netice alınabileceğine inanıyorum. İki liderin üzerinde uzlaştığı tek nokta o toplantı. Öyle görünüyor. Putin o toplantıda alınan kararlara verdiği destek için Erdoğan'a teşekkür etti. Başka da bir şey söylemedi. Ve jet krizi. Rusya'nın elinde önemli belgeler var. Peki Putin o belgeleri verdi mi? Paylaştığımız belge yok. Ama bilgi noktasında olayların ilk olduğu anda Sayın Başkan'la benim bir telefon görüşmem vardı. Ve bu telefon görüşmesinde Sayın Başkan'ın bana aktardığı bilgiler vardı. Ben de kendilerine bizim belgelere dayalı bilgileri aktarmıştım. Aramızdaki bilgi paylaşımı budur.